Adamlar neredeyse 11 saatte şeye geldiler. Rostov'a girdiler. Ukrayna Savaşı'nın yönetildiği Rostov bölgesi, hatta oradan işte o Prigojin video paylaştı. Dedi ki biz buradaki hava üssünü de ele geçirdik. Ama size diyecekler ki Ukrayna Savaşı'nı Wagner yüzünden kaybettik diyecekler. Sakın inanmayın. Çünkü burada hava kuvvetleri işini yapıyor. Ha, bizi vurmasınlar, Ukrayna'yı vursunlar diye burada kontrolü elimize tutuyoruz, dedi Prigojin. Ki Prigojin bunu söylediği saatten 1-2 saat önce de hakikaten kendileri içeride kalkışma var. Kiev'de bir apartman vuruldu Rusya tarafından. Yine siviller yaşamını yitirdi. Onu da not etmiş olalım. Rostov'a gittiler değil. Rostov'a geçtiler. Sonra Voronej. Ardından Lipetsk. Yani Lipetsk'ten sonra artık böyle Moskova'ya 4-5 saat kadar bir şey kalmış oluyor. Adamlar yani Lipetsk'i de geçmişler galiba en son bildiğim kadarıyla, bir bakayım ona. Adamlar 12 saatte yarıladı yolu yani. Şimdi Onur İşçi'yi yayına alacağım. Onur Hoca Bilkent Üniversitesi'nden. Kendisi benden bir ya da iki dönem büyük, yanlış olmasın. Aslında Bir. Onur Hocam bizim dönem çok Avrupa Birliği ve Orta Doğu uzmanı yapmıştı. Çünkü o zamanlar Türkiye Avrupa Birliği'ne giriyor, çok lazım olur falan diye AB çalıştı pek çok insan. Irak Savaşı vardı, işte çok Orta Doğu Tabii. çalışma oldu. Ama sen Rusya çalışarak doğrusunu yapmışsın. Çok emin değilim o konudan. Rusya bayağı toksik bir yer haline gelmeye başladı yani Fakat akademik az da çalışma uzmanı var açısından. Türkiye'de aslında. Bu kadar yani, Rusya'yla kritik ilişkilerimiz var falan ama uzmanı da, Rusya'yı bilen de az. Ben biraz gevezelik ettim hocam ama ne oluyor, sen bize bir anlatır mısın? Valla evet, bugün çok enteresan. Dün gece yatarken böyle heyecanlı bir şekilde haberlere bakıyordum. Sonra dedim biraz uyumam lazım. Yoğun bir gün olacak. Sabah kalktım 5:30'da, işte o zamandan beri takip ediyorum. Bir yandan Rusya'ya gidemediği için savaş yüzünden işte İstanbul'a gelen Amerikalı öğrenci grubu Rusya'yı burada çalışıyorlar. Bildiğin Helsinki gibi bir yer oldu Soğuk Savaş'ın İstanbul. İşte bir yandan doktora danışmanım da kendisi de beyaz Rus'tur. O da İstanbul'a tatilini yapmaya gelmiş. Bütün bunları değişik yerlerde böyle bir yandan telefonlarımıza bakarak takip ediyoruz. İşte Putin ne konuşmaları dedi, neler kullandı işte konuşmasında falan diye böyle bir şaşkınlık içerisinde izliyoruz. Sonra bir sakin düşündüm. Yani şaşılacak bir şey var mı aslında diye. Yani bu savaş başladığı andan itibaren bir Rusya içerisinde bir darbe olasılığını hiç mi tartışmadık biz? Bence tartıştık. Yani bu vardı zaten böyle bir Ya olasılık. var mıydı Sanırım hakikaten? Bu Bellingcat Christo Grozev birkaç gün önce yazmıştı. Wagner darbe yapabilir falan diye. Ama biz böyle birkaç dışarıdan gün bakanlar için yok ya falan diyorduk ama. valla yok yani şöyle, savaş bu 2022 Şubat'ta başladığı anlardan itibaren benim takip ettiğim işte değişik seminerlerde, bazen sosyal medya üzerinden bazen yüz yüze yurt dışındaki uzmanların bir kısmı ne kadar olası bu Putin'in kendi içerisinde, yani 3 günde Kiev'i alma operasyonu başarısızlıkla sonuçlanacağı belli olduktan sonra, en azından diyelim ki bu bugün konuştuğumuz şeyle çok alakalı bu arada. Kiev'i alamaması, işte askeri başarısızlıklar vesaire ve neden bu Prigojin'in bugün yaptığı bu darbeyi, darbe girişimi diyelim henüz. Neyse. Şey yani şöyle şaşılacak bir şey olması bence Prigojin yüzünden biraz olabilir. Birkaç, evet, Şubat ayından, geçtiğimiz Şubat ayından beri, 2022 değil, bu Şubat ayından beri tartıştığımız, evet, Şoygu'yla Gerasimov arasında çok ciddi bir, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Prigojin'le Şoygu Gerasimov ikisi arasında ciddi bir ayrılık var. Ve burada Putin yani tam olarak tarafını seçmiş değildi son günlere kadar. Son günlerde o senin biraz önce bahsettiğin ya galiba Wagner yapabilir hikayesi, Putin biraz tarafını belli etmeye başladığı için zaten konuşulmaya başlandı. Ve yani şöyle bir anda Prigojin'in yeni bir imaj yaratmaya çalıştığını gördük. Türk seçimlerini Türkiye'deki takip edenler bu yeniden hızlıca bir imaj yaratma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını bileceklerdir. Dolayısıyla sonda başladı, söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Yani tipi Voldemort'a benzeyen ama işte dünkü yaptığı açıklamayla adalet yürüyüşü dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını böyle neredeyse atıf yaparcasına, yani Rusçasından takip ediyorum. Adalet yürüyüşündeyiz biz diyor. Narod falan, bir sürü böyle işte halkla ilgili şeyler falan, ama aslında bu, ben net söyleyeyim en sonda söyleyeceğimi, yani Prigojin artık bir kenara itileceğini fark ettiği için yaptığı bir şey. Öyle mi? Zamanlaması zamanlama manidar diyebiliriz. Neden? Ordunun önemli birlikleri Ukrayna'da savaşıyorlar. Sen biraz önce bahsettin. Yani
Ve bunu garip bir doktrin üzerinden Gerasimov'un, yani Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başına getirilen Genelkurmay Başkanı Gerasimov, kendine ait bir doktrini var. Bu doktrinin biraz iflas ettiğini de görüyoruz Ukrayna'da. Nedir bu, işte konvansiyonel bir savaş üzerine değil de daha Primakov doktrini üzerine kurulu. Rusya'yı daha farklı bir yerde görmüşler aslında. Ve başarısızlıkla sonuçlanan bir şey var, doktrin var. Adamın kalkıp da Prigojin'in bana mermi vermiyorlar, mermi yok, mermi yok demesinin altında aslında Gerasimov'un biraz iflas eden doktrinden de bahsetmek zorundayız. Yani haksız olduğu yer değil, yok değil. Fakat yani bunu yaparak ben kendi kişisel görüşümü de paylaşayım. Çok hani spekülasyondan hoşlanmam. Ne olacağı belli olmaz. Biraz önce söyledin, şuraya buraya gidiyorlar ya. Ben Prigojin'in en azından düşüncemi belirtmiş olayım, başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani Öyle mi? daha önceki, evet, yani şöyle yani kendince doğru bir yerde yaptı bunu. Rusya ordusunun çoğunun Ukrayna'da savaştığı, Ukrayna'nın yani ve içeride bu kadar hızlı ilerleyebilmesi, biraz önce atıfladığın şeyde olduğu gibi, tweette olduğu gibi hakikaten hızlı bir şekilde gidiyor. Ama yani birazcık ben tarihçi kartımı orada koyuyorum. Ben Rus tarihçisiyim esas itibariyle. O yüzden daha önceki yanlış yanlış atıflarda bulunuyor bu arada tarihsel, ama yani en basit şeyini söyleyeyim. Bu kadarını herkes tahmin edebilir. Bu Rusya'daki şeyin başarılı olabilmesi için gerçekten, yani regular army'nin, oradaki gerçek Rus askerinin destek vermeye başlaması lazım. Telegram kanallarında evet, ben de yani müthiş bir bilgi kirliliği var. Fakat benim gördüğüm, sen de fark etmişsindir Nevşin onu, Prigojin gidip de oturdu ya, sağına soluna adamları alıp bakın vurmayın biz sizi vururuz falan deyip, bu sabah bir video paylaşıldı. Orada birbirlerine ettikleri ağır küfürleri geçiyorum. Yani müthiş küfürlü konuşuyorlar birbirleriyle. Burada benim dikkatimi çeken şey oldu. Evet, aynen bu görüntüde. Yani biraz duruyorlar. Yani mesafeli duruyorlar. Kesinlikle fiziki bir destek vermeyeceklerini anlıyorsunuz bu konuşmada. O benim için önemli. Prigojin'in başarılı olup olmayacağını tarihsel bir arka Peki planda burada Rus okumaya teşvik ordusu edersen. şeye mi Ama bir bakar? yandan da çok destek bekleyen, yani çok da fazla şey risk almıyor. Yani bu günün sonunda Putin bundan bir şey kazanmaz. Orada da haklı esnınız. Yani şöyle, bu Putin'i zedeleyecektir imajını. Çünkü yani Zayıf senin biraz gözüktü. önce bahsettiğin gibi. Tabii yani bu Wagner'ler şuydu buydu. Yine de Putin'in gayet bilinçli bir şekilde tesis ettiği, capability'si olmayan, işte savaş hukukunu bilmem nesinden muaf olan bir takım adamlar. Statüsünü sordun, hani Onur Hoca söyler falan filan demiştin. Yani şimdi Şoygu'yla Gerasimov'un buna kızma sebebi başarısız bir şey var. Ya bu çok doğal aslında. Ya bunun bileti birine kesilecek. Bu diyor ki ben böyle diyor büyük çalışıyorum, savaşıyorum Prigojin, arkada da işte Rus askerleri falan, bana mermi vermiyorlar. Öbürleri diyor ki biz elimizden geleni yapıyoruz, ithal ediyoruz, gerekirse onları veriyoruz. Mesela onunla ilgili değil. Biraz Osmanlı'da ben henüz görmedim. Belki sen görmüşsündür. O kadar bakamadım grup gezdiğim için. Tam bir başıbozuk, hani 93 Harbi'nin başıbozukları gibi, bunlara gönüllü, yani askerleri gibi gönüllü birlikler deniyor. Ama orada da şunu söyleyip bitireyim. Yani bu adamların kim olduğunu anlamak için söylüyorum. Bunlar ikinci şans verilen bir grup suçlu. Yani birinci hakkını kullanamayıp hapse, kendisi de Prigojin gibi hapis yatmış, yani ya küçük suçlar, adi suçlardan yahut daha büyük suçlardan, işte adam öldürme, işte kaçırma, fidye, cart curt, 90'lı yılların neoliberal o çöküşü Rusya'nın, hani Putin'in savior olarak, kurtarıcı olarak görüldüğü arka plan var ya, işte Prigojin oradan geliyor ve Gerasimov, Şoygu gibi, yani aslında iyi eğitim almış diyelim askerlerin hiç hoşlanmadıkları bir tip. Yani ben politik spektrumun şurasından burasından konuşmuyorum. Hakikaten kim nedir onu anlamak için konuşuyorum. Ve de neden Prigojin'in başarılı olacağını düşünmediğimi, normalde bu kadar risk alıp, yani yanlış da çıkıyor, adam yarım Moskova'yı alıyormuş. O ayrı mesele, ama yani öyle bir Şöyle şeyin olacağını zaten. enteresan bir bilgi var hocam, hani yorumlaman için söyleyeyim. Şimdi tabii hem sabah yani Putin bir açıklama yaptı. İşte bunlar dedi ihanet edenler bize, bu kalkışmayı bastıracağız ve bu kalkışmanın başındakiler de bedelini ödeyecek dedi. Ama sen onu yorumlarsın, hani bu Putin'in
aslında beklenen ton değil. Yani bir zayıflık gösterdi bu açıklaması diyorlar. Şimdi de şey geçmiş. Hani bu daha çok Ukrayna'ya yakın kaynaklar geçiyorlar şu anda bunu Twitter'da ama Putin'in özel uçağı Moskova'dan yola çıkmış diyor. Evet, Moskova'dan yola çıkmış. Saint Petersburg'a doğru yola çıktı diyor. Yani o şeyde uçarken yola çıkmış ve sonra radardan kaybolmuş. Kapattı demek ki şeylerini radarda görünmemek için. Olabilir. Radarı kapatmış. Evet. Tver bölgesinde Putin'in bir sarayı var. Oraya gidiyor olabilir diyorlar. Yani Moskova'dan Doğru. çıkmış Putin. Bu enteres. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani sabah baktım yine 5:30'da henüz uyanamadan baktığım uyku mamurluğuyla Ukrayna kaynaklı haber ajanslarının bir kısmında Putin öldü falan da deniyordu. Yani o kadar böyle bir bilgi kirliliğinden bahsediyoruz aslında. Şey dediğim doğru olabilir. Çok fazla decoy şey dublör mublör kullanıyor. O Kullanıyor mu saray hakikaten? Putin'in var mı? Üç tane öyle dublörü falan. yani bunlar da benim çok Deniyor. böyle teyit edip şey yapabileceğim konular değil. Benim yani sadece okuduğum Rus kaynaklarından güvenlik önlemleri olarak bunu kullandığını biliyoruz. Hatta o saraya kendisini uzun süre operasyonun ilk başarısız olduğu dönemlerde yani bundan bir yıl demeyelim 14 ay önce falan o sarayda çok uzun süre kaldığı vesaire de konuşuyorduk. Yani ben sadece şeyi söylemek istiyorum. Ukrayna'daki operasyonla şunu ben aynı yere koymuyorum. Burada bir istifade etme durumu var. Prigojin artık ekarte edilecekken yapıyor bunu bir defa. Yani o bir defa kesin. Zamanlamasını iyi ayarlamış. Dediği gibi Rus ordusunun ciddi bir counter offensive beklediği bir dönem biliyorsun. Nerede bu counter offensive? Hani gelmedi, olmayacak. Amerika destek verecek mi, vermeyecek mi diye. Tam bu sırada yapıyor. İnanılmaz ihtiraslı ve ruh hastası bir adam bu. Yani onu bir defa bir kenara yazalım. Yani normal bir adam tabii değil. Yani şimdi çalıştığı tipler de biraz onun gibi. Ben düzenli ordudaki mensuplarının subay kademesi, az subay kademesinde birlikler halinde Prigojin'e katılmadıkça başarılı olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi bu sadece naçizane bir tarih, Rusya tarihini çalışmış biri olarak benim yorumum. Daha önceki isyanlara falan Peki şey baktığımda olur mu yani bu görünen. Kremlin içerisinde bu çok tartışılan bir şeydi yani tam Putin için bir zayıflık göstermiş oluyor. Tutup da Prigojin belki bu darbeyi ya da neyse yapıp da Kremlin'e oturacak hali yok ama bu Kremlin içerisinde güç dengelerinin değişmesine yol açabilir mi? Yani şöyle, ben o yüzden Putin bundan hiçbir şekilde kazanan taraf olarak, yani ancak şöyle çıkabilir. Ciddi anlamda bugünkü konuşmasındaki işte bu yediğimiz peşte obrazın işte bir savunma diyor, işte birlik olmamız lazım diyor. İşte böyle heyecanlı bir şekilde söylüyor. Rostov'da kötü gidiyor işler diyor. Onu da işte biraz kabul ediyor. Ama bugün yaptığı konuşmadan benim çıkardığım, benim hissiyatım bundan pek bir darbe alarak çıkacaktır. Yani nasıl diyeyim? Prigojin'in kazanacağını düşünmüyorum ama Putin imajının kesinlikle zedeleneceğini düşünüyorum. Çok küçük bir ihtimal var şey olarak yapabilir bunu. Yani bakın bir araya gelmemiz lazım. Biz bu isyanları bastırdık ve şimdi işte bir başarı gelecek bunun üzerine. Yani o son kısmı olmadan olmayacak. Yani sizin gidip Ukrayna'ya 3 günlük işte operasyonun bilmem kaçıncı ayındayız, 2. yılındayız yani. Bunu bir başarı getirmezseniz buradan zaten bir yere gideceğini düşünmüyorum. Ama şurada Nevşin şunu soruyorlar. Buna wishful thinking'in nedir bilmiyorum Türkçesi ama böyle iyimser düşünce mi diyelim? Yani biraz gerçekten uzak. Burada bir atıf yapılan doğru bir atıf var tarihsel olarak. Bunu söyleyeyim. Kornilov isyanına benzetiyor. Benim de en çok bahsettiğim şey bu. Kornilov isyan. Hatta sonra Kamil Galiyev bunu Amerika'da takip ettim. O da aynı şekilde yazmış. Ben okumadan böyle bir yorum yapmıştım. Kornilov isyanı 1917 Ekim ihtilali öncesinde Kerenski ile Kornilov arasında başkumandan bir darbe girişimi olacak mı olmayacak mı muamması üzerine dönen bir çatışma ve bu son sahne ve bu sahneden ne Kerenski ne Kornilov başarılı çıkmıyor, Lenin çıkıyor ve Ekim devrimini yapıyor. Şimdi bunu Batılılar çok böyle benim okuyabildiğim kaynaklar çok bekliyorlar. Ukraynalılar da öyle. Arkamıza yaslanalım. Putin ve Prigojin çatışsın. Evet, Prigojin benim okuduğum kaynaklar Prigojin'in kazanma şansı çok düşük. Ama bundan Putin de zarar görür ve dolayısıyla biz burada yeni bir Kornilov hadisesi görüyor olabiliriz diyorlar. Benim buna da bir ihtiyatla yaklaşıyorum Kornilov hadisesi. Çünkü Kornilov hadisesinde geçelim için tarihsel kısmı. Bugüne bakalım.
2010 yılında yeniden düzenlendi Rusya'daki yani bir sürü işte güvenlik doktrini, güvenlik birimleri. Bugün bahsettikleri Rostov-on-Don'daki yani Güney Askeri Bölgesi çok çok önemli ve hızlı hareket edebilen falan Kafkasya'daki bir takım yerleri ele alan önemli kritik yerleri sorumluluğuna almış bir yer. Güney Askeri Bölgesi ve Prigojin onu çok iyi biliyor. Yani Ukrayna üzerinde özellikle çok çok büyük bir önemi var. Ama Rusya'da daha büyük yerler de var. Yani mesela merkezi Sankt Petersburg'da bulunan Batı Askeri Bölgesi. Bilmiyorum uçak gidiyorsa hakikaten dediğim gibi o konulardan ben anlamam ama hakikaten gidiyorsa belki orayla bir görüşme yapacaktır. En büyüklerinden bir tanesi o. Haritaya bakarsan bu Batı güvenliğidir. Hani bizim Merkez birinci tarzında. ordu, ikinci ordu falan gibi düşünmek lazım o Evet, zaman. Yekaterinburg Hani var. aşağıda Yekaterin, aynen. güneyde şey o düştü. Ben diyor mesela batı atıyorum. Batıdaki orduya gideyim diyor. Sen Petersburg'a gidiyor olabilir diyorsun. Yani evet, şimdi bu Moskova'ya yürümeyi deneyen işte veya yani Moskova'ya yeni Rusya'nın başkentleri diyelim. Petersburg'a evvela deneyen, sonra Moskova'nın üzerine yürümeyi deneyen iki tane embesil var zaten. Biri Napolyon, biri de Hitler. Ya onların sonunun da ne olduğunu biliyoruz. Bu adamların savunma meseleye geldi. Mesele meşruiyet zemini önemli bir şey aslında. Yani Ukrayna'daki belki özel askeri Doğru. operasyonun başarısızlıklarından bir tanesi de meşruiyet zemini. Ama burada Prigojin'in, ya aslında biraz onu kastettim. Hani düzenli oradan ona girecek olan var mıdır? Ya bunu yapabilmesi için mesela 1917 olduğu gibi devrimde hani şey olarak katılması için ya da biz çocukluğumuzdan yani biraz gençlik yıllarından Nevşin sen de hatırlarsın. Duma'nın bombalandığı falan bilmiyorum babam beni çağırmıştı televizyona mutfakta böyle bak çok önemli bir Evet. şey oluyor diye. O zaman evet evet falan diyordum da bu Duma'nın bombalandığı işte Ekim darbe girişimi diyelim. Hani Yeltsin'in tankın üzerine çıktığı vesaire. Şimdi buralarda iç savaş işte buralarda yine hep meşruiyet zeminiyle ilgili bir şey var. Şu anda ben Rusya içerisinde Türkiye'den insanların ne dediği çok önemli değil. Batı'dan ne dedikleri bence iyice bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Onu da söyleyeyim birçok açıdan. Rusya içerisinde mesela bu darbeye dün akşamdan beri olan bitene nasıl yaklaşıyor Ruslar? Ben biraz işte bugünkü görüşmelerimde kıymet verdiğim görüşlerine Ne yalan diyorlar? Nasıl olmadıklarını yaklaşıyorlar? bildireyim. Yani henüz içeride Bir Prigojin'e destek. böyle işte kurtarıcımız geliyor. Lav Georgievich Kornilov kumandanımız geliyor falan gibi bakan ve Yok. Kerenski kadar Kerenski nefret edilen bir başbakan diye o Lenin'in kazanma sebeplerinden biri de oydu. Şimdi öyle bir yani işin doğru kısmı şu yani Putin Batılılar tarafından antipatik bulunan bir lider ama senin de biraz önce bahsettiğin Global South, küresel güney vesaire gayet sanctionlara göğüs germeyi başarabilmiş. Dediğim gibi bunu bir ideolojik şeyden söylemiyorum. Bizim dinleyiciler belki beni Evet tanımıyorlarsa en evet yok azından sen neyse onu onu söylüyorsun. Yani durum bu. Sen biz yani Putin'i severiz sevmeyiz ayrı ama durum bu anlamında söylüyorsun. durum o. Yani Peki evet şunu biraz o sorayım. wishful Yani bu thinking bu içerideki yani. meşruiyet meselesi herhalde onunla alakalı. Şimdi Rus kaynakları şunu geçiyor. Sabah saatlerinde Wagner'in işte St. Petersburg'daki merkezine polis gitti falan ya. Diyorlar ki Prigojin'in ofisinin orada diyorlar. 4 milyar ruble bulunmuş. 5 bin Çok liralık, güzel. 5 binlik banknotlar halinde. Son Bak biz söyleyeceğime parayı geliyorsun. yolladık, Kim kendi durur? evine attı diyorlar herhalde. Yok, ben de başka bir soru soruyorum. Bunun yani bu çeşmenin suyu nereden? Şimdi biz şey diyebiliriz. Putin'in şefi, o hot dogçu dediğin adam yani Putin'in şefi ya da Putin şef diye bilinen hani Prigojin. Şu anda kim yani birisi bugün konuştuklarımdan bir tanesi yine uzun süredir Rusya'ya girmeyen bir Rus ona biraz daha objektif bakan öyle. Ne Batı'nın Rusya'ya yaklaşımını seviyor ne işte bu land grab condoning deniyor ya işte bu oturup Ukrayna'daki hikayeyi destekliyor falan. Arada duran böyle objektif birisi diyelim. Yani yok yani bu ne kadar gerçekçi ve Prigojin bir anda kendini Kılıçdaroğlu dedim ya adalet yürüyüşüne dedi. Ben adalet yürüyüşündeyim dedi şu anda. Yani sen Voldemort'sun yanındakiler de orklar yani bilmiyorum doğru hani şeyler olmadı biri Yüzüklerin Efendisi falan ama yani hakikaten baltayla kafa patlatan tiplerle sen kalkıp halktan bir meşruiyet zemini bulman mümkün değil. Yani bunu böyle Bolşeviklere benzetmek de abesle iştigal demek. Çünkü Bolşeviklerin ciddi bir meşruiyet zemini vardı. Yani o yüzden de ihtilal diyoruz da Bolşevik darbesi demiyoruz. Çok abuk subuk radikal sağ bir yerden gelmiyorsanız. Gürman Çiftçi şunu Yani sormuş.
Ukrayna'dan onurlu bir şekilde çıkabilmek için bu bir şov olabilir mi? Yani baktılar, tutamayacaklar Ukrayna'yı, bunu bahane etmece falan olabilir mi? Yemin ederim ilk aklıma yani dün gece uykulu bir şekilde şey yapmadan bu geldi. Yani dedim bunu çünkü Prigojin'in o ben ilk açıklamasına baktığımda arkada yani böyle ne bileyim çok sanki staged bir şeymiş gibi ne derler bir mizansen varmış gibi geldi o ilk hani yani Prigojin'in son zamanlarda yaptığı o görüntüler o paylaşımlar bana çok sürreel geliyor. Belki de ben hala kanıksayamadım 21. yüzyılda böyle Black Mirror gibi bir şovun içinde savaş izlediğimizin. Yani belki benim hata, yaptığım bir hata olabilir ama bana hala bir sanki bir film mi çekiyorsunuz siz burada gibi arkada geliyor. Ama işte geliyor birisi bir asker öldürüyor falan. Hani dolayısıyla sorduğu soruda ilk yani biraz önce sorulan soruda ben de onu düşündüm. Acaba Putin'le hani arası böyle olan biri miydi? Fakat sonra görüşümden vazgeçip işte biraz da risk alıp öyle bir tweette bir paylaşım yaptım dedim ki yani buradaki bu artta baktığınız adam Prigojin artık işte ölü biridir diye. Biraz abartıya kaçmış mübalağalı bir Peki şunu paylaşım olabilir sorayım. ama Şimdi bunun görüntüsünü de yükleyeceğim ben. Bu Kadirov tabii ki Putin'den yana hemen olacağını söyledi. Putin'i destekliyorum dedi ve bu Kadirov'a bağlı Ahmet birlikleri var ya, Çeçen Ahmet birlikleri. Şimdi onlar da Rostov'a doğru yola çıkmış. Hatta şey görüntüsü var, onu Ufuk verecek birazdan. Böyle şeyin üstünde gidiyorlar, zırhlı aracın. Allahu Ekber diye bağırarak. Ne olacak? Bunlar da Wagnercilerle mi çatışacak? Öyle bir iç savaş durumu mu olacak? Öyle olacak. Yani Olabilir mi yani Kadirov bu? çok önemli bu arada yani Prigojin iyi önemli bir müttefik kaybetti. Yani şu an bugün kaybetmedi onu bir süre önce kaybetti ama Ukrayna ile ilgili denazifikasyon vesaire gibi bir takım tezleri vardı. Hatırlarsın Evet. Pardon. Bunlar savaş işte başlattı. Kadir oldular. Z yazdıkları dedim falan. Yollarda gidiyorlar. Pardon hocam, sesini kestim. Evet. Yok yok yani şey önemli bir müttefik kaybetti. Ben etrafında fazla bir yani şuna güveniyor. Bugünkü yaptığı konuşmada da öyle. Ben kimi kazanabilirim? Biraz ona bakmak lazım. Ben Prigojin'in çok önemli müttefikler bu saatten sonra kazanabileceğini düşünmüyorum. Şu girişimden sonra önümüzdeki bir hafta içerisinde diyeyim bir 6 gün içerisinde falan. Belki o kadar bile yok. Biraz daha netleşmiş olur durum bu durum. Ama işin günün sonunda Putin'in evet kredibil yani ciddi bir şey kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Şey peki Bu da Putin'den sonra diyelim Putin'e kayıp yaşadı ve zayıfladı ve bir şekilde Hı-hı. çekil. Yerine bunun kim gelir? Yani hep deniyor ya, ya Putin gider de beterin beteri var, kör ölür badem gözlü olur. Daha da radikal birisi gelir mi? Mesela işte bu Ukrayna Savaşı'nda siz çok soft davrandınız kardeşim. O yüzden Rusya buralara geldi diye, Allah ne verse nükleer falan girelim diyen birisi var mı yani gözüken Kremlin çevresinde? Şimdi, yani bu işte failed state falan diye tartışıyoruz ya yani aslında biraz ona geliyor. Başından beri Rusya kendi için bizim kamuoyunda çok tartışmadığımız veya tartıştığımız zaman farklı şekillerde yaftalandığımız bir durum ama ben bazen derslerde yapmak zorundayım. Yani Ruslar bunun neden bu durumu meşru görüyorlar ve biz nereye bakmalıyız? Tarihsel şeylerine falan bakıyorum ben yine meselenin. Ukrayna Savaşı'na gidiyor aslında bütün olay ve oradaki başarısızlık diyelim şimdilik. Bunu Putin bir uzatmalı bir savaş olarak düşünüyor. Kumandanları da öyle. Batı bir ara bunları biz tam anlamıyla yani kıstırabiliriz. Çok büyük bir ülke zaten. İşte bu da yani Prigojin bugün yaptığı da belli bölgelerde bağımsızlık ilan ederek belki farklı bir bölgeyi kopartmak olarak şey yapılmıştı. Yani elini arttırıyor ki masaya oturduğunda bunlar artık şey olsun biz de Rusya'nın Tayvan'ı olalım vesaire gibi. Bunlar bana biraz deli saçması düşünceler olarak geliyor. Putin'den sonra kim gelebilirle neden alakalı biliyor musunuz? Yani Putin şu anda yani bu görevden işte stresinden vesairesinden ayrılmak istese yani ne bileyim Lavrov sen geç dese veya işte başka isimler bugün zikredildi. Efendim buna geç demiş de kabul etmemiş. O yüzden görevin başında demiş. Buna benzer bir takım senaryolar olabilir. Ama ben Putin'in şu aşamada bırakmak düşüneceğini düşünmüyorum. Ciddi bir başarısızlık da lazım. Yani burada bir statü, yani bir garip bir çıkmaza girdi diyeyim ülke.
Bu aslında Rusya açısından üzücü. Nevşin, burada madem söz hakkı verdin şunu da söyleyeyim. Yani millet sürekli 90'lara gidiyor. Kardeşim onu şu an konuşmuyoruz. Burada bir savaş var, biz sadece bunu konuşuyoruz deniyor. Ama yani ben bu işin biraz arka planı çalışmış bir insan olarak da Batı'daki bu ikiyüzlülüğü tahammülüm, yani biraz biliyorsan eğer altyapısını. Tabii ki Ukrayna üzerinde çok riskli bir suya girmiş oluyorsun ve burada hemen o hocam sen de bu musun falan, yok değil. Ama yani 90'larda ne yaşandığını işte okuyan, çalışan birinin de kendi kendine dürüst olarak, yani Rusya uzmanı diyeyim, Rusça bilen vesaire. Yani Rusya'nın neden Avrupa güvenlik sistemine dahil edilmek yerine bunun dışında bırakılıp kasten hani izolasyona maruz bırakıldığını da bir sorgulaması gerekecek bir noktada. İşte Yani buralara geldi o, diyorsunuz. Peki şu soru var. yani evet. Çok diyor ki Wagner'ın Amerika ile ilişkisi var mı? Varsa hangi düzeyde? Bir de bu var ya, ya acaba CIA mi Wagner üzerinden operasyon çekiyor diyenler var. Wagner benim bildiğim kadarıyla Amerikan yaptırımlarına tabi. Yaptırımına Terör evet örgütü diyor koş. Amerika şeyini. CIA Amerika'nın kâtsasını ne kadar umursar onu ben bilemiyorum. Yurt dışındaki clandestine operasyonlarında ya biz de bu adamları işte yaptırım uyguluyoruz ama şu an çıkarımıza şu geliyor. Yani bunlar biraz komplo teorileri. Benim çok anladığım konular değil ama biraz önce onu söyledim. Yani işte bu kadar milyar ruble bulunmuş falan da yani bu çeşmenin suyu nereden geliyor? Biraz onu da bakmak lazım. Bir blitzkrieg yapıyor. Senin biraz önce söylediğin o hani blitzkrieg'le gitmeye çalışıyor Moskova üzerine. Ama bu bir uzatmaya dönerse yani o zaman da insanlar şeyi sorar. Nereden geliyor senin? Ben az önce mermi için şikayet ediyordun Ukrayna'daki. Şimdi nereden alıyorsun? Eyvallah, doğru. CIA'yı bilmiyorum ama burada kraldan ben daha çok CIA'den ziyade biraz farklı bir yere gideceğim ama 1950'lerde Orta Doğu'daki bir takım karışıklıklar sırasında kraldan fazla kralcı ya da işte papadan fazla katolik davranan ülkelere de biraz bakmak gerektiğini düşünürüm. Nasıl mesela? Oralarda küçük devletlerin meseleyi biraz daha hızlıca kendi lehlerine çözmek için araya girip büyük devletlerin çok da aslında Yani mesela Polonya onaylamadıklarını falan düşünüyorum. gibi mi? Polonya falan gibi. Yani şu ben Polonya diyemem de yani Mesela yani. Mesela. mesela yani Rusya'nın şu anda bölgede zayıflatılması gereken bir Rusya olduğu ve bunun için doğru olan anın bu olduğunu düşünen ülke devletlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Okey. Yani dolayısıyla yani her bir şeyi CIA'ya götürmeyelim anlamında söylemek istedim. Bilmem Anladım. anlatabiliyor muyum? Şu soru güzel. Ha, Lukashenko Lukashenko. nerede? Belarus lideri Lukashenko. nerede? Galiba şey yapmış, buraya doğru geliyorum. Nereye kaçıyorsun? Tatile kaçıyorum. Tatile mi geliyor Türkiye'ye ya da... Oğullarının uçağı Türkiye'ye geldi deniyor. Ama oğulları Evet, içinde mi, evet. kendisi içinde mi bilmiyorum. Galiba Kazakistan, Belarus, bir ülke daha Özbekistan mı? Liderlerini Putin arayıp telefonda bilgi vermiş bu şeyle ilgili. Yalnız Evet. Türkiye, ben de Türkiye'ye ne diyecek? Hala bir açıklama gelmemiş olması Hakan Fidan'dan, Erdoğan'dan da benim ilgimi çekti. Evet. Yani çünkü bu böyle biraz bizim diplomatların çok böyle hani şeyi bir konvansiyonel bir rolü vardı, böyle biraz bekle ve gör, hemen şey yapmıyor. Bu aslında fena bir şey değil yani, durup dururken hani atlamam için, ama bazen geç de kalınabiliyor. Mesela bu ne deniyordu, kısmi mobilizasyon, kısmi seferberlik falan gibi bir durumda yani atlanabilen kritik noktalar oluyor Türkiye'nin rol oynayabileceği. Ben Türkiye yani yapabileceğini yapıyor diye düşünüyorum bu Ukrayna şey savaşında. Burada bizim bir şey yapmamıza gerek var mı diye ben sorguluyorum. Hani ilk bana gelen Amerikalı öğrencilerden bir tanesi şeyi sordu. Ya bu 15 Temmuz meselesi yüzünden hatta Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na yeni girmiş bir öğrenci bugün biraz önce sordu. Master'ını bitirince başlayacakmış. Ya dedi ki yani bu 15 Temmuz deneyimi sonrası hani bir empati olabilir mi Türkiye Benzer bir şey açısından? mi diye. Benzer bir şey mi diye. Yani fena bir soru değil açıkçası hani, ama yine evet Benzer mi? yani meşruiyet. Yani benzerlikleri de vardır belki. Yani Şimdi bir ben tane büyük Türkiye'nin Wagner'le bizi yani FETÖ Libya'da şey yaptığımız bir örgütü gidip ben Türkiye'nin destekleyeceğini pek zannetmiyorum. Yani. Olaya bir bakabilir tane yani. Ukrayna'ya yakın bir kaynak şunu söylüyor. Wagner, o da Wagner şeyleri, Telegram kanalları diyormuş ki Lipetsk'te ordu bize katıldı. Rus ordusu bize katıldı diyorlarmış. Lipetsk ne kadar Moskova'ya 3 kuruş Evet. saatlikte değil mi? Diyorlar. Evet.
Telegram kanalında. Kim ne diyor? Pardon, onu kaçırdım. Wagner'e Kim demiş? yakın, evet, Wagner'e yakın Telegram kanalları diyor ki Lipetsk'te ordu, Rus ordusu birlikleri bize katıldı diyorlar. Ya ben Nevşin şöyle söyleyeyim. Yani evet, bir an böyle sorguluyorum ne olabilir falan diye de ordunun büyük bir kısmı hakikaten yani konvansiyonel ordu Ukrayna'da böyle bir zayıf bir anını kovalamış olabilirler Rusya'nın. Ama bu demek değil ki Moskova savunmasızdır. Moskova kendini özellikle de bu tip bir meşru yani bir saldırı altında hissedecekse ben aslında orada olabilecek senaryolardan daha fazla çekinirim. Onu da söyleyeyim. Yani olayı bir anda böyle taktiksel silahların kullanımına getirmek istemiyorum ama yani şöyle bir dediğim gibi hala bence böyle bir devrim senaryosu görmüyoruz burada. Yani darbeyi devrim meşruiyeti eklersen çünkü yani içinde bir tabandan gelen bir destek, ciddi bir destek. O zaman farklı bir şeyden bahsediyor. Ben hala bir darbe görüyorum. Darbelerin de genelde meşruiyetle ilgili sorunları olduğu için burada bir savunma yapmadan Putin'in Anladım. buyurun ya diyeceğini de İş sanmıyorum planlı şeye gidebilir. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yani. Putin de görüşmüş. Şimdi bilgi geldi. Bir görüşmeye Tamam. bilgilendirmek için bir şey bir görüşme olmuş, şu oluyor, bu oluyor diye. Putin Evet. Rusya'daki gelişmelerle ilgili Erdoğan'a bilgi vermiş. Erdoğan da Putin'e destek verdi diye geçiliyor bilgi. Bu da şey Ben önemli üzerine çünkü gidiyor 15 o Temmuz göndermesi de şundan çarpıcı. Evet. 15 Temmuz'u kim haber verdi darbeyi, işte enişteden de, Dugin'den de falan. Dugin haber verdiyse Ha. hani orada da öyle bir paralellik varsa. Evet. Evet, yok Dugin. Yani şimdi tabii ben Rusya ile Türkiye neden işbirliği yapar? İşte onu çalışıyorum genelde. Yani niye yapıyor? Bilkent'teki diğer meslektaş arkadaşlarımla beraber. O yüzden yani böyle çok ideolojik bir yerden yaklaşmıyoruz meseleye. Sadece gerçekten neden işbirliği yaptıklarına bakıyoruz. Öyle bir toparlamış olayım. Dediğim gibi hani Wagner'e destek vereceğini zaten düşünmüyorum Libya meselesi yüzünden özellikle ama aynı zamanda Suriye yüzünden. Tabii. Yani ortada bir culprit aranacaksa yani bizim 2020 Şubat yanılmıyorsam öldürülen askerlerimizin arkasında ne vardı, şu mu vardı, bu mu vardı diye aradığınız zaman bir sürü insan biliyorsunuz aynı dönemlerde çok uzak şu Wagner'i görüyorsunuz. Wagner Libya'da da aynı zamanda Türkiye'nin karşısında yalnız. Dolayısıyla ben kalkıp Prigojin gibi bir şeyle çalışacağını düşünmüyorum. Ama yani nasıl bir destek verir somut olarak yani gerçekçi konuşalım. Yani burada Türkiye onu da çok bilemiyorum. Ukrayna Savaşı'nda farklıydı. Mesela boğazların kapatılması ilk başta onun işine yararmış gibi görünürken aslında tam bir denge politikası uyguladı orada. Yani Rusya'yı da birazcık kollayan, yani Batı da giremiyor, kimse giremiyor ki bir eskele olmasın diye. Yani bu tip Türkiye daha dengeci hep giden bir ülke olduğu için burada nasıl yapar bilmiyorum. Büyük ihtimalle evet meşru rejimi destekleyecektir ve karşısında duracaktır diye Anladım. tahmin ediyorum. Peki. Evet. Onur hocam sağ olasın. Var mı eklemek istediğim bir şey? Bekleyip göreceğiz. Yani evet çok can sıkıcı aslında bunların çoğu bizim bölgede oluyor olması açısından Bir ve tane risk soru taşıyan sorayım. şeyler. Aklıma gelen şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi bizim BOTAŞ Gazprom'a borçları erteletti ya. Bu sene ödemiyor Türkiye. Yani tavı da böyle iyi oldu Erdoğan'a seçim öncesi falan. Şimdi işler karışırsa Gazprom dönüp de ya biz sana öyle dedik ama öde, şu anda sıkıştık falan, öyle bir şey olabilir mi? Yani Rusya'nın başka müşterileri de var. O kadar da sıkışır mı? Yani bu kadar emin konuşuyorsun diyeceksin. Ne kadar emin konuşuyorsun da o kadar sıkışacağını düşünmüyorum. Ben Okay. yani bekleyip göreceğiz ama evet yani yanılıyor olabilirim. Ne yapalım? Peki. Onur hocam sağ olasın. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Eyvallah.